Merhaba değerli arkadaşlar. 4. sınıf Türkçe dersiyle ilk dersimizde sizlerle birlikteyiz. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle harf ve hece bilgisini göreceğiz. Alfabetik, yani diğer adıyla ABC'sel sıralama. Evet, hepimiz bildiği üzere alfabemizde arkadaşlar 29 harf var ve bunların belirli bir sıralaması var ve biz bu sıralamaya alfabetik sıralama diyoruz. Gelin bakalım harflerimizi hatırlayalım. A, B, sonra C, Ç, sonra D, E, sonra F, G, yumuşak G, H, I, değil mi? Evet, devam edelim değerli arkadaşlar. I, J, K ve L. Sonra devam edelim. M, N, O, Ö, P, R, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. 29 harfimizi böyle sıralıyoruz. Ya öğretmenim, ne önemi var ki bunların sırasının dediğinizi duyar gibiyim. Demeyin. Çünkü önemi var. Niye? Biz bu harfleri sıralamasını bildiğimizde kelimelerimizin sözlükteki sıralarını da bilmiş olacağız. Haydi gelin devam edelim. Diyor ki alfabede verilen sayılara karşılık gelen harfleri yazınız. Zaten bunu birçoğunuzun böyle ezberleme yöntemleri var. A, B, C, C, T, E, F diye devam ediyoruz. Evet, bakın. Burada bir şifre. Çevreyi, her harf aynı şeyi kodluyor. E'ler, altıyı. Çevreyi koru. Evet. Size süre veriyorum. Siz burada durdurursunuz. Dengeli beslen. İki önemli şifre verilmiş bize. Gerçekten çevremizi koruyalım ve dengeli beslenelim. Burayı hızlı geçeceğim. Şimdi diyor ki sözcük çiftlerinden sözlükte önce yazılanı işaretleyiniz. Hatırlayalım arkadaşlar, matematikte biz sayıları nasıl sıralıyorduk? En büyük basamağa bakıyorduk değil mi önce? Burada da artık en büyük basamak değil, neye bakacağız arkadaşlar? İlk harflerine bakacağız. İlk harfleri aynıysa, nasıl matematikte ikinciye geçiyorsak, burada da ikinciye geçeceğiz. Bakalım, İ, İ. Acaba İ'ler aynı olduğuna göre ne yapacağım? İkinciye bakacağım. L, L. Arkadaşlar, ikinciler de aynı. Üçüncüye bakacağım. Ve üçüncüye baktığımda bakın bu Ç, bunda ise üçüncü olmadığı için tabii ki önce o gelecek. G'lerimiz aynı sırada, E'lerimiz aynı sırada. İşte burada alfabenin sıralamasını bilmemiz önem kazanıyor. Neden? Acaba L mi önce geliyor, M mi? K, L, M. Bakın L daha önce geldiği için ne yaptık? Sözlükte gelin kelimesi gemi kelimesinden daha önce gelecek. Devam edelim. Defans, davul. D'ler aynı. E mi A mı? Tabii ki A daha önce olduğu için davul daha önde olacak. İmla, imza, imler aynı. Z zaten en sonda, L önde olduğu için imla. Mesaj. Bakın birçoğumuz bunu yanlış kullanıyoruz. Masaj. Hayır, masaj değil. Mesaj. Evet, mesaj. Ya da Z ile söylüyoruz. Kelimenin doğru yazılımı mesaj. Merdiven. M'lerimiz aynı. M, E. R, S. R daha önce geliyor değil mi? P, R, S. Dolayısıyla merdiven kelimesi sözlükte mesajdan önce gelecek. Dakika mı, dans mı? Dağlarımız aynı. Sonra K, sonra ne? K daha önce geldiği için K, L, M, N, O, Ö, P, R, S değil mi? Hatırlamış olduk. Dakika daha önce gelecek. Güzel. Devam edelim. Aşağıdaki sözcükleri sözcük sırasına göre numaralandıracağız. Bakın armut A'yla başladığı için birinci sırada. Hadi bakalım ikinci sırada ne var? Evet. Güzel. A, B, C, Ç, D değil mi? Dergi. Sonra E yani elma. Sonra Ü yani üzüm. İkinciyi size bırakalım. Buyurun, mavi, pembe, yeşil, sarı. İlk hangisi geliyor? Evet. Güzel, mavi ilk gelecek. Sonra pembe. Sonra sarı.
Yeşilimiz en son. Haydi üçüncüye bakalım değerli arkadaşlar. Evet. Kaşık, çatal, erik, tencere. Kim önce gelecek? Evet. Çatal değil mi? Birincimiz çatal. Sonra eriğimiz. Sonra kaşığımız. Sonra tenceremiz geldi. Gayet güzel. Devam edelim. Geldik sesli, ünlü, bilinen harflerimiz. Az oldukları için kolay biliniyorlar. Bir de sessiz, ünlü olmayan, ünsüz olan harflerimiz var. Değerli arkadaşlar, alfabemizde 8 tane harfimiz sesli. 8 harfin 4'ü ince, 4'ü ise kalın sesli. Bunları bilmek çok kolay. Arkadaşlar, noktalılar ince. Bir de kim ince? E ince. E, i, o, ı, ü. Kalın harflerimiz a, ı, o, u. Noktasız olanlar ve de kim? A'yı ekliyoruz. 8 tane de ünlü harflerimizden 4'ü kalın, 4'ü ince. Devam edelim. Aşağıdaki harflerden bir önce ve bir sonrakini bulalım. Ç'den önce kim var? Evet, C. Sonra kim var? D. G'den önce kim var arkadaşlar? F. Sonra yumuşak G. Evet, yumuşak G biliyorsunuz bize özgü bir harf. K'dan önce ne var arkadaşlar? J. J, K, L, M diye devam ediyor. M'den önce ne var o zaman? L. Sonra ne var? N. L ve L, M, N. Leman. Devam edelim. R'den önce ne var arkadaşlar? P, R, S, pırasa değil mi? P, R, S. Güzel. T'den önce ne var arkadaşlar? Ş, S, Ş, T, U. Sonra U'muz geliyor. O'dan önce ne var arkadaşlar? K, L, M, N, O, Ö, P, R, S. Ü'den önce ne var? U, Ü, V, V, Y, Z. Hep de ne derler? V, Y, Z söyleyen kimse işte o çok G, V, Z diye de böyle bir tekerleme de yapmışlardır. Diyor ki buradaki kalın, ince, ünlü, ünsüz bunları bulalım. Sinemada bakın ince ünlümüz ne var? Noktalı hemen iyi yakaladın, aferin. Bir de ne var? E var değil mi? Güzel. Kalınımız ne? A. Diğerleri ise sessiz harflerimiz oldu. Devam edelim. Kara gözde ne var? Ö'müz noktalı olduğu için ince ünlü. A'larımız kalın, ünlü. K, R, G, Z ise ünsüzlerimiz. Aktörde ne var? Ö'müz yine ince. A'mız kalın. K, T, R bizim ünsüzlerimiz. Komedide ne var arkadaşlar? E ve İ var. O'muz ise kalın ünlü. K, M, D sessiz harflerimiz. Dekorda E'miz ince iken O'muz kalın, D, K, R ünsüz. Sahnede E, A, S, H, N şeklinde de ünsüz harflerimiz var. Diyor ki tabloda sözcüklerin anlamlı hale gelmesi için boş bırakılan yerlere örnekteki gibi ünsüzleri yazalım. Bakın yazarsak ne oldu? Balık, boya. Buraya ne yazarız? Kemik, kulak. Evet, bununla ilgili böyle harf oyunları var. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir de ne oyunumuz var? Biz çocuklarla çok oynuyoruz. Son harfiyle kelime başlatmaca. Bu da sizin kelime dünyanızı çok 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 zenginleştirir. Evet, burada ne olabilir acaba? Evet, güzel. Sakın, değil mi? Ve salça. Devam edelim. Ne olabilir? Burada birçok şey gelebilir ama en güzeli dil, dal. Güzel. Burada ne olabilir? Yatak, yutak. Burada ne olabilir? Kale. Yok, kale değil. Kale değil. Kale olursa keylak olur. Olmaz. Lale. Kızımın adı Lale ve Leylak. Devam edelim. Burada ne olur? Kesim mi? Hayır, hayır. Resim ve reçel değil mi? Evet, kesim olmaz. Burada ne olur? Evet, doğru bildin. Kalem ve kilim olacak. Harika gidiyoruz. Devam edelim o halde. Diyor ki ünlü ve ünsüz sayılarını yazalım. Bir de
hece sayısı bizim için önemli. Bakın mozaikteki ünlü sayımız ne? M, O, şey O, A, İ ünlülerimiz. Hece sayımız 3 tane. Mozaik. Mozaiği biliyoruz değil mi arkadaşlar? Mozaik bir resim yapma sanatı. Çinilerle böyle küçük Çinli dediğimiz böyle yapılarla. Hani şu Gaziantep'in süliyeti vardır ya böyle çıkar reklamlarda. İşte onlar özellikle Antep bu konuda mozaikçilik manasında üst düzey bir yer. Gözlükçü. Bakın bunlarımız ünlü harflerimiz değil mi? G, Ö, Ü'ler. Hecemiz gözden, gözlük, gözlükten, gözlükçü olmuş. Elektronik. Evet biliyoruz ki bu yabancı bir kelime çünkü iki sessiz kelimenin kökünde bir araya gelmişler. Değerli arkadaşlar, burada E'lerimiz var, O'muz ve İ'miz var ünlülerimiz. Hece sayımız, bakın buraya dikkat, elle almıyoruz çünkü orada bir yanlışlık olur. E, let, ro, nik. Buna dikkat edelim, zor kelimelerden biriydi. Cumartesi, U var, A var, E var, İ var değil mi? 4 tane, bunu nasıl ayırırız? Bazı arkadaşlar cuma, cumartesi öyle değil. Cumartesi. Devam edin. Salatalık. Evet. A'larımız var, I'larımız var. Kalın bunlar değil mi? 4 tane. Hecemiz salatalık. Evet. Devam edin. Aşağıdaki cümlelerin hece sayılarını başlarındaki kutulara yazalım. Evet değerli arkadaşlar. Bakıyoruz burada. Kahvaltımı yapmadan evden çıkma. Cuma günü okullar kapanacak. Devam edelim. Bugün okula gidemedim. Devam edelim. Çantamdaki fazlalıkları çıkardım. Pekala. Tatile gideceğim için mutluyum. Tabii kim mutlu olmaz tatile gideceği için? Bizim evde parti var. 7 tane değil mi? Sağlıklı beslen, mutlu ol. Evet, abur cubur yeme fazla değerli arkadaşım. Hecelemeyi de yaptık. Bununla ilgili çeşitli oyunlar oynanabilir. Mesela alkışlamayla heceleme, zıplamayla heceleme gibi bazı oyunlar yapılabiliyor. Kendi aranızda, arkadaşlarınızla bunları oynayabilirsiniz. Diyor ki buradakilere göre bir ne yazın, sözcük tek heceli sözcük yazın. Bir ünlü, bir ünsüz. Mesela ne demiş? Ay, değil mi? Ne yazılabilir? Ev olabilir. Yine ak olabilir. El olabilir. İl olabilir. Ne var? Bir ünlümüz, bir ünsüz. Bir ünlü, iki ünsüz. Ört, üst, İlk, ant, aşk. Bunlar yazılabilir. İki tane ünsüzümüz var. Bir ünsüz, bir ünlü. Siz de bu kısımda kendiniz oluşturabilirsiniz altına. Bir ünsüz, bir ünlü, bir ünsüz. Sıralamamız böyle olacak. Bol, kaç. Bunu yazmak çok kolay. Diş, yel ve ne var arkadaşlar? Gez. Olabilir. Siz de başka yazabilirsiniz. Mesela yaz diyebilirsiniz. Yazabilirsiniz derken yaz değil mi? Bir ünsüz, bir ünlü, iki ünsüz. Evet. Değerli arkadaşlar, mert, dert, dört, sırt, yırt değil mi? O da olabilir. Çok güzel. Sözcükleri hecelerine ayırma. Değerli arkadaşlar, burada kalmak istiyorum. Bir sonraki videoda sözcükleri hecelerine ayıracağız. Önemli bir konu. Ders uzamaması için burada kesiyorum. İlk dersimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın.